Sahih-i Müslim'de bir hadisi şerifle bitirmek istiyorum. An Amir İbni Sa'd İbni Ebi Vakkas, an Ebihi, Sa'd bin Ebi Vakkas babasından rivayet etti. Kal, Emre Muaviye İbni Ebi Süfyan Sa'den, Şecere-i Mel'une neslinin ikinci ferdi Muaviye bin Ebi Süfyan, Sa'da emretti. Fekale dedi ki, ma yemne'uke en tesubbe Eba Turab. Ey Sa'd, Hazreti Ali'ye sövmene nedir engel olan? Biraz önce Ehl-i Beyt'i sevmedin, ne anlama geldiğini. Hadis-i şeriftir bunlar. Fahru'r Razi'nin tefsirinde bulabilirsiniz. Bu Ali Beyt'ten ikincisi, eğer Hazreti Fatıma ise üçüncüsü İmam Ali'dir. Ve İmam Şafii'nin ifadesiyle teşehhüd oturuşunda Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed demek vaciptir. Farz anlamında vaciptir. Bizim Hanefi fıkhında sünnettir ya da vaciptir. Yani namazımızın sahih olması için üzerine salat ve selam okumamız gereken Ehl-i Beyt efradından biri olan İmam Ali'ye sövmeyi emrediyor. Kim? Muaviye bin Ebi Süfyan. Onun için Muaviye'ye cennette yer arayanların kıldığı namaz namaz değildir ve o yüzden o namaz kimliklerine yansımıyor. Yansımadığı için de hep batılın yanında yer alıyorlar. Bunun tercümesi budur. Der ki Sa'd, اَمَّا ذَكَرْدُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ رَسُولُ اللّٰهِ فَلَنْ اَسُبَّهُ Allah Resulü'nün buyurduğu üç şeyden dolayı len edatıyla asla ve asla Ali'ye sövmeyeceğim. Ve ondan sonra der ki لِاَنْ يَكُونَ لِي وَاحِدَدًا مِنْهُنَّ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ هُمُرُ النِّعَمِ Kırmızı develerden en kıymetli nesnedir o gün. Daha değerlidir o üç şeyden her biri. Semi'tu Rasulallahi Allah Resulünü işittim. Yekul şöyle diyordu. Ne zaman hine hallefehu fi ba'zi megazihi. Allah Resulünün İmam-ı Ali'yi ilk halife tayin ettiği an. Ona şunu diyor. Hilafet kelimesi geçiyor orada. Kâle lehu, bırakıyor Cenab-ı Resul, savaşa götürmüyor onu. Kâle lehu aliyyün, ya Resulallah, halleftenî mi'an nisâi ve sibyan, kadınların ve çocukların başına mı beni bıraktın? Fekâle lehu Resulullah, Allah Resulü cevaben, اَمَا تَرْضَى اَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى Harun'a nispet, Musa'ya nispet, Harun gibi benim katımda olmak istemez misin? اِلَّا لَا نَبِيَّ بَعْدِي Benden sonra nebi yoktur yalnız. Yani ey Ali, nübüvvetin dışında, risaletin dışında bütün güzellikler sende mevcuttur. Ondandır. Ondandır İslam'ın meydan okuyuşunda, İslam'ın dışındaki bütün anlayışlara, inanışlara meydan okuyuşu olan mübahele ayetinde Allah bizzat Cenab-ı Hak ve enfusena nefsimiz biz diyerek Allah Resulü Muhammed Mustafa ile İmam Ali'yi tek bir varlık olarak ifade etmiştir. Ve devam eder bu hadis-i şerif. Bu yüzden diyor, Hayber Kalesi ile ilgili var, başka şeyler de var. Ben onlara girersem biraz zaman geçecek. İmam Ali, Ehl-i Beyt böyle bir varlıktır. O yüzden bunu bize yaşatan, hatırlatan ve bu sevgi üzere hasbel kader, ala kaderil imkan buraya gelerek bunu ispat eden sizlere de selam olsun. Ama hususen Profesör Doktor Haydarbaş hocama selam olsun.
Şöyle buyurur Resulullah ve enfusenayı tarif ederken. Üç şey var orada İptihal ayetinde. Ebnaena çocuklarımız. İmam Hasan, İmam Hüseyin. Ve nisaena kadınlarımız. Çoğul da olsa Hazreti Fatıma. Ve enfusena biz. Muhammed Mustafa ve İmam Ali. Men erate en yera Ademe fi ilmihi ve allemel Ademe esma'e, ilminde, bilgisinde Adem'i görmek isteyen ve Nuhan fi da'atihi, Allah'ın emrini harfiyen yerine getirmede Nuh'u görmek isteyen ve İbrahim'e fi hilletihi, halilliğinde, dostluğunda İbrahim'i görmek isteyen ve Musa fi heybetihi, heybetinde, şecaatinde Musa'yı görmek isteyen ve İsa fi saffetihi, saflığında, arı duruluğunda İsa'yı görmek isteyen fel yanzur ile Ali ibni Ebi Talib, Ali bin Ebi Talib'e baksın. Selam olsun ona. Teşekkür ediyorum.